Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6 Mart Cumartesi akşam 11 sularındayız. Cuma günkü yapamadığımız kısa vadeli günlük analizini telafi etmeye çalışacağız. Telafi etmemizin sebebi de analizlerimizin birbirine bağlantılı olması sebebiyle akışı bozmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani aslında oldukça zor. Her gün analiz yapmak gerçekten yorucu. Ama elimizden geldiğince arada kopukluk olmaması için her gün analiz yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bizleri takip eden arkadaşlara benim tavsiyem en az bizleri 3 gün üst üste izlemeleri. Ancak o zaman analizlerin bir anlamı veya faydası olabilir diye düşünüyorum. Mümkünse tabii ki bir hafta arkadaşlar. ya yani bir hafta dememden kasıt aslında 5 iş günü yani pazartesiden cumaya kadar izlerseniz sizin için daha faydalı olabilir. Evet şimdi teknik analizi eğitim amaçlı anlattığımız analizlere cuma günkü durumu bir bakalım. Dolar tarafından başlıyoruz. Günlük yine kısa vadeli durumu takip etmeye çalışacağız. Trend analizini yine zamanımız olursa Pazar günü yani yani yarın arkadaşlar e, orta ve uzun vadeli analizleri de yapmaya çalışacağız. Evet e, öncelikle Perşembe günü söylediğimiz notlara bakalım. Dolar neden yükseliyor? Patlamak üzere demiştik. O patlamak ee, sınırımızın olduğu noktaya da sizlere aktarmıştık 7.58 bölgesi var demiştik ee, Ve notlar kısmında da e, umarım 7XX seviyesi patlamaz dediğimiz aslında 758 59 civarındaydı Evet e, o notlar kısmında da şunları yazmıştık e, dolar TL'de dün bahsettiğimiz dirençler tek tek aşılıyor Ana dirençlerimizden bir tanesi 7.59 koşul yükseliş trendi devam etmesi için 7.46 üzerinde kaldıkça Yükseliş trendi devam eder demiştik. Yine destek dirençleri de sizlere buraya aktardıktan sonra bakın 7.59'da bir yıldız atmıştık. Burası önemliydi sonrasında da 7.62 yakında olsa orada da önemli bir direnç vardı. Şimdi günlük baza geldiğimizde gördüğünüz gibi benim üstten gelen bir tane kahverengi ortalamam vardı. Bakın tam o kahverengi ortalamaya 7.58-7.59 civarında. Dokunduk buna bir bugün veya e, yarın dokunabiliriz demiştik e, perşembe günü. Perşembe günü çok yaklaştık 7.58'e. E, şöyle yaklaştırayım bakın. O ortalamaya çok yaklaştık dokunmaya ama yine de söylediğimiz 7.58 rakamı daha perşembeden geldi. Ve cuma günü de yine 7.58'lere ve ortalamaya da hemen hemen değmiş durumdayız. Pazartesini yine 7.58'lerden bu ortalama geçecektir arkadaşlar. Evet. Yükseliş trendi devam ediyor mu? Evet devam ediyor arkadaşlar. 7.46 seviyesinin üzerinde kaldıkça yükseliş trendimiz devam eder demiştik. Aynı ifadeyi koruyorum. Aynı seviyeyi koruyorum arkadaşlar. Bakın burada 7.46 seviyesinin önemli olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Oraya geçerken zorlanmıştık. Oraya geçtikten sonra birazcık daha sert bir şekilde yukarı gittik. Ve bizim 8 yıllık bir tane trendimiz vardı. Şöyle geriye hafiften gidersek. 2013'ten beri gelen bir ortalamamız vardı. O ortalama ve arkadaşlar üstten de gelen uzak tarafta bir ortalamamız vardı. Bu noktadan 688 olduğu noktadan dönebilir mi diye sizlere hep aktarmıştık. En azından bir 714'lere gelmesini bekliyorduk. 714'ler kırılırsa hızlı bir şekilde 735'ler, eğer oraya kırarsa da arkadaşlar 755, 758 bölgesini sizlere anlatmıştık. Adım adım bu dirençleri kırarak Bizim şu aslında çanağımızı oluşturmuş durumda tabi şimdi yine önceden söylediğimiz bir nokta vardı Fibonacci direnci ile beraber desteklemiştik bakın bu 8.58'lerden aşağı doğru gelirken oluşturduğumuz şöyle aşağı doğru koyduğumuzda bakın 7.54 seviyesinde bir Fibonacci noktamız var ve kapanışımız da hemen onun altında oldu. Ve daha öncesinde de şu düşüşten e, yukarı doğru gitmeye çalışırken yine orada zorlanmıştık. Şimdi de aşağıdan geliyoruz ve yukarı doğru giderken de bu üst tarafa iğne atsak da iğne atmanın manası e, mum çubuklarıyla alakalı arkadaşlar. Fitillerin yukarı doğru gitmesi e, ve burada da henüz onun üstünde bir kapanış yapamadık. Yani 7.55'lerin üzerinde bir kapanış yaparsak bizi arkadaşlar e, hızlı bir şekilde 7.73'ler e, karşımıza çıkabilir. Ee, bu Bunun da e, çok uzun bir tarihte olmayacağını düşünüyorum ama ben size şunu söyleyebilirim. 16 Mart tarihinde arkadaşlar en geç 16 Mart tarihine kadar şuraya yazalım. Yine özet kısmına da yazarız. 16 Mart'ta 7.73 olur mu? Şöyle bir soru işareti bırakalım. Eğer bu yükseştirende e, bizim söylediğimiz e, seviyelerin üzerinde kalmaya devam ettikçe ben artık hedefin arkadaşlar yavaş yavaş 773'ler olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki burada demin de söylediğim gibi önemli nokta neresi? 755. 755'in üzerinde kapatabilirsek hemen gözümüzü o zaman 773'lere dikebileceğiz ama şu an için 753 civarında kapattık. Bakalım pazartesi salı nasıl olacak? Ve dediğim gibi iki 2 gün içerisinde yeniden bir 746'yı deneyebilir. Yani pazartesi salı günden bahsediyorum. O noktadan sonra bakalım gücünü göreceğiz. Bu hareketin devamı gelecek mi gelmeyecek mi? Gelirse de bu durumda 7.73'lere doğru bir hareket olabileceğini düşünüyorum. Bu hareketinde en geç 16 Mart'a kadar 7.73'leri bize göstermesi gerekir ki bu hareketin gücünün devam ettiğini görelim. Yoksa arkadaşlar düşüş trendinden bahsedebileceğiz. Bunun da bilgisini zaten yatım tavsiyesi olmadan tabii ki dolar günlük sinyal tablomuzda paylaşıyoruz sizlerle beraber. Uzun zamandır bu sinyalleri paylaşıyorum sizlerle. Ne zamandan beri? Kanalımızı açtığımız ilk aylardan beri, Mayıs ayından beri biz bütün yükseliş ve düşüş sinyallerini yatırım tavsiyesi olmadan bir sinyal tablosu oluşturduk. Bakın gördüğünüz gibi. Bunları işliyoruz yayınlar esnasında. Ve en son sinyalimiz bakın 6.98'den gelmişti. Ve oradan sonra da 7.58'lere geldik. Gördüğünüz gibi çok çok güzel bir sinyal yakalamış olduk. Ve düşüş trendinde de 7.44'ten yakalamıştık, 7.54'ten 6.88'e gelmiştik. 7.44'ten varsayarsanız bunu e, oldukça yine e, iyi bir düşüşü yakalamış olduk. Tabii ki bu trendlerin boyunu e, biz e, tespit etmemiz çok kolay değil. E, kırılınları tespit edersek burada boyutunu belki anlayabiliriz ama biz küçük de olsa büyük de olsa bakın burada küçük küçük trendler vardı. 7.41 düşüş, 7.43 yükseliş, 7.44 düşüş gibi burada ufak ufak trendler vardı ama. E, buradaki trendler yüksek ve bunları da yakalamış durumdaydık hatta Aneyz sistemimiz arkadaşlar benim oluşturduğum stratejiye göre Buradaki düşüş trendinin e, bir düzeltme olduğunu e, Sizlerde şahit oldunuz e, Geçen hafta tespit etmiş olduk arkadaşlar Evet. Şimdi e, Yavaş yavaş dolar tarafını özetleyebiliriz Şöyle bir dolar indeksine de bakalım Tabii Öncelikle Dolar aneyz sayfama dönmem lazım evet döndüm Dolar grafiğini, endeks grafiğini açtığımda da burada arkadaşlar şu mavi ortalamaya doğru gidiyoruz. Uzun zamandır şu kahverengi ortalamaya geçemiyorduk. O kahverengi ortalamanın kırılmasıyla beraber e, 92,5 hareketinin başladığını düşünüyorum ve Oraya da oraya doğru arkadaşlar yavaş yavaş gidiyoruz. Ee, şöyle bir grafiğimize baktığımızda e, 91 91,5 üzerinde kaldıkça bu hareket kendisini 92,5 92'lere doğru 92 30'lara doğru hareket ettirecekmiş gibi gözüküyor. Yatırım tavsiyesi olmadan. Şimdi özetimizi yapabiliriz. Şimdi hafta sonu olduğu için birazcık daha sakin konuşabiliyorum. Ee, birazcık daha fazla zamanım var çünkü Hafta içerisinde çok az bir zaman var arkadaşlar. Dinlenmeye fırsat bulamadan analiz yapmaya çalıştığım için hızlı anlatmak zorunda kalıyorum. Şu an biraz daha sakin anlatmaya çalışıyorum. Dolar TL'de yükseliş trendi 7.46 üzerinde kaldıkça yükseliş trendini devam ettirir. Yine tek cümleyle. Koşulumuzu sizlere anlatarak e, trendin koşulunu anlattık. Koşulumuz da 7.46. Destek burada hemen tabii ki 7.46 var. E, arada da yine 7.50 yi yazabiliriz. Sonrasında 7.42 var Fibo desteği. Sonrasında 7.36'yı yazabiliriz arkadaşlar. Sonrakiler biraz uzak onları yazmaya gerek yok. Direnç noktasında ise dediğim gibi 7.58 var 7.62 var. Ee, uzak tarafta da şu an uzak olsa da yine de 773'lerin ani bir harekette karşımıza çıkabileceğini düşünüyorum. Burada e, arkadaşlar tabii ki yazmayı unutmayalım. 755 kritik noktası var. Ee, burasına bir yıldız koymak istiyorum çünkü e, burası bizim şu çanağımızın e, geçemediğimiz noktanın olduğu nokta. 54, e, 54.5 diye buna ya da çok önemli değil. Düz olarak ya da 755 dersek. Bu seviyenin aşılmasıyla beraber daha üst noktaları e, hedefleme durumumuz olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde doları özetledik bunu kaydediyorum ve e, diğer paritelere bakabiliriz artık. Euro USD dolar endeksi çıktığına göre aşağı gelmesi gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi e, 1.18.83'lerde 83'lerde tutunmaya çalışacak. Euro USD, Euro Türk Lirası demek ki e, dolar kadar iyi çıkamıyor. Evet gördüğünüz gibi burada bir doji oluşturmuş. E, peki Sterlin'e bakalım. Sterlin tarafına baktığımızda da e, yine doji var. Yani Euro gibi e, hareketine devam ediyor. E, hem e, Sterlin tarafında hem Euro tarafında da yükseliş trendi de devam ediyor diyebiliriz. Şimdi artık yavaş yavaş dolar tarafında bitirdik. Özetimizi de buraya koyduk. Borsa tarafına bir bakalım. Borsa tarafına baktığımızda arkadaşlar yükseliş trendi devam ediyor ama e, benim bahsettiğim 154.700 seviyesi vardı. oraya bakın test etmiştik ama onun üzerine çıkamıyoruz. E, bizim için pazartesi salı önemli olacak. Eğer biz e, pazartesi salıdan sonra 155.000'leri kırıp 158.000'lere doğru gidersek gitmezsek düşüş trendinin başlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü göstergelerde bir tepe noktası oluşmaya başladı. Bu benim birazcık hoşuma gitmemeye, e, gitmedi arkadaşlar. O yüzden şu konuda yine uyarmak istiyorum bizim. Şöyle bir, eee tepedeyken yatay bir hareketimiz var. Gördüğünüz gibi şöyle bir yatay bir hareket oluştu. Bu yatay hareket gördüğünüz gibi bir alta vurdu, bir üste vurdu, bir alta vurdu, bir üste gitmeye çalışıyor ama üst tarafta 157 bin, 158 bin bölgesi var. Şu an oradan bir dönerse hızlı bir şekilde 143 bin, 144 ani bir şekilde dönebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden dikkatli olmanızda fayda var diye düşünerek Bitcoin tarafına geçebiliriz. Evet Bitcoin tarafına baktığımızda bizim günlük bazda e, önce Ethereum açtık arkadaşlar. Ethereum'da madem başlayalım. Ethereum'da dikkat ettiyseniz arkadaşlar şu ortalamaya takılmıştık. Ve düşüş trendi başlayabilir demiştik. Düşüş trendi e, burada başlasa da kısa sürmüş gözüküyor. E, daha doğrusu başlamadı arkadaşlar. Burada doji yapmış. Şöyle birazcık daha yakından bakınca fark ettim. Ve şurada e, yeşil ve kırmızı ortalamaların beraber gittiği noktaların üzerinde bir kapanış yapması bizi arkadaşlar iyi bir duruma sokacak gözüküyor. Burada ilk direncimiz Bizim 1690 sonrasında da 1757'lere doğru bir hareket gelebilir. Günlük bazda durum iyi gözüküyor. Yükseliş trendi devam ediyor. Koşulumuz ne derseniz 1590 üzerinde kaldıkça yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Peki Bitcoin tarafına bakarsak. Bitcoin tarafında günlük bazda yatay bir hareket var. Ethereum kadar durum çok iyi değil. Halen bir zayıf hareket görüyorum. Ben 49000'lerin altında kaldıkça yine bunu perşembe günü de söylemiştik yani yatay hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Eğer 49 üzerinde bir kapanış gelirse hızlı bir şekilde şöyle bir bakalım Fibo ile yine. hızlı bir şekilde 51 bin 50 bin 800 lere doğru bir hareket olabileceğini düşünüyorum ben. Evet dolar tarafına dönelim ve özet kısmını şurada göstereyim ve videomuzu artık burada tamamlayalım. İyi hafta sonları hoşçakalın. İyi akşamlar arkadaşlar.